Merhabalar, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün size en kanser takıma karşı katen oynamaya çalışacağım. Hemen girdiğimde ekranda göstereyim, elime zünü aldım. Hemen size karşıdaki şampiyonları göstereyim. Sanki bana özel şampiyon almışlar gibi. Bakar mısınız şu 5 diye ya? Hani ADC support nerede burada? Hepsinde kitle kontrol var. Ben araya girdiğim zaman ne yapacağım şimdi? Böyle karşı inanılmaz güçlü şampiyonlar geldiği zaman birazcık psikolojik bir baskı sağlayabiliyorlar. Yani üstünlük sağlıyorlar. Ama her zaman karakterinize güvenin ya. Ben şimdi katen oynuyorum ya, bu karakterin hasarı fazla. Elimi isteklersen belki birebir de salyası keserim. Ben çoğunlukla birebirlerde de karşıdaki rakibin hata yapmasını beklerim. İlk önce ben böyle dalarım bir, yemlerim. Bakalım gaza gelecek mi diye. El attı üstüme. İyi hasar çıkardım, elime isteklendi. Aldım. Böyle bir kere vurayım, bu kadar basit aslında ya. Silas geldiği zaman yeniden kendime güvenerek oynamayı düşünüyorum. Ace'e gittiğim zaman da pırıltı aldım. İlk olarak Ilarsinderen alacağım. Çünkü karşıdaki şampiyonlar biraz can alır. Yani canları fazla olacak. Kırgan şampiyon yok. Ilarsinderen sayesinde iyileşebileceğim. Hayatta kalma şansım artacak yani. Buraya bir zıplayalım. Bir kere vuralım. Zaten önemli olan şey yerimi steklemeniz. Bakın şu an steklendi. Üçtür var mıydı bunun ya? Direkt üstüne atladım da. Hata yaptım şu anda. Bir de almamak gerekiyormuş. Tecrübe oldu. Hemen hızlı bir şekilde koridora geldim. Uzun kılıç aldım. Birazcık saldırı gücüm fazla. Şu an Q yeteneğim hiç vurmuyor. Çünkü Q yeteneğimiz AP'den güçleniyor. AD kasacağım için de ilk olarak aim'i geliştirdim. Üstüne atlayalım. Bir kere vurayım. Q'yu atayım. Elime sonki gelmediği sürece çok uzun süre kapışmayı düşünmüyorum. Böyle ufak ufak takaslara gireceğim. Yaklaşacak mı acaba? Tamam, şuraya atlayalım. Tuşturusu aldım. Çok fazla vuramadım. Ölmesini isterdim. Bir EW yaparsak. Borbik ne yapıyorsun sen öyle ya? Hadi. Çok iyi, bende kaldı en azından. Adam öldü ya. Üst tarafta bedava ekili gördüm. Bakın nasıl varmış. EW Q yaptık, ultiye bastık. Tutmadım üstüne. Nerede? Şöyle bir keseyim. Çok iyi oğlum. Asus'tan bana garip bir şekilde kırmızı da geldi. Şunu da üstüne atlayayım. Yakabiliriz. E'sini yemeyelim. Geriye çıkalım çünkü ultimi aldı. Şu an zıplayabilirim bak. Düşturu vardır. Oyun başındaki gibi ölmek istemiyorum. Ya bırak beni ya. İyi ki ölmedim. Şimdi benim düşturum gelecek. Acaba alabilir miyim? Hadi. Nasıl ölmez? Çok güzel, öldü en azından. Son anda Silas öldü için sonunda ilerisinlerini bitirebildim. Artık hasarım çok daha fazla olacak. Yani üstüne bol bol atlamayı düşünüyorum. Şimdi yeni giderken de başka bir konudan bahsedeceğim. Geçen gün Talon videosu atmıştım. Orada beğeni ve abone olma konusundan bahsetmiştim. Çok güzel like gelmiş. 1000 like geçmiş. Teşekkür ederim destek olanlara. Videodaki like sayısı fazla olduğu için de izlenmesi artmış. Yani like'ın 10 katı izlenme diyordum hep. Bu videoda mesela 1000 like gelirse 10.000 civarı izlenebilir. Bana bu konuda destek olmak isterseniz yeniden alttan videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Destek olanlara teşekkür ederim. Şimdi artık bence dalabiliriz. EW yapalım. Hep buz mu aldın gerçekten? Aldım. Ölmen gerekiyor ya. Niye çok az vurdum? İşte AD katını sevmediğim olayı da ultisi az vuruyor ya. Birkaç eşya lazım. Yani AP gibi anlık basarımız olmuyor. Ama üstüne atladığım zaman elimde bayağı hasar çıkarabiliyorum. Hadi benim üstüme atlasın bu. Yok mu ki yeteneğim var? Bu kadar basit. Ben de yük alayım buradan. İlk Lux yardıma geldi. Çok iyi oldu. Lux bana yardım ettiği için ben de ona yardım etmek istiyorum da birazcık geç kaldım galiba. Acaba dalacaklar mı? Ben buradan geçerim. Even deneyecek misin? Öldü. Bile almam güzeldi de Lux'ı kurtaramadığım için biraz kötü oldu. Şimdi de üst tarafa çıkacağım. Alas benden önce çıkmış. Geliyorum. Ultim geldi sayılır. Aldık ki bunu da. Öldü. Tamamdır. Ben bunu da alırım. Her türlü öldün. Bir ace'e gitsin. Üstüne zıplayalım diyecektim. Çok güzel flash attı. Acaba alabilecek miyim? Yardım lazım. Bak, alır mıyız bunu? Hadi. Köy yeteneğim gelse almıştık. Güzel asist geldi ya. Ölmem bir yönden güzel oldu. Malfamış kralın kılıcını aldım. Şimdi artık çok daha fazla vuracağım. Yavaşlatma özelliğim de var. Ben zaten eskiden AD katten oynarken, yani denerken ilk olarak malfamışa giderdim. Atılmış dönemem çok daha kolay oldu. Baksanıza hasarıma, normal saldırı yaptım. Öldü.
Ek attım. Hiçbir şey yapmadım. Hatta bilerek kötü oynadım. Hasarımı göstermek için böyle yaptım. Çok iyi hasar çıktı ya. Bence bunlar tamamen mahvolmuş sayesinde oluyor gibi geliyor bana. Burada Ramus da varmış. Şunun üstüne atlarsak diyeceğim. AFK mısın sen? Ben kesin bir cin. Tamam, bunu da ben aldım. Bu maçta yaptığım hata çok fazla kilim olmuş ama Karemür almamış. Neden böyle bir şey yaptım? Ben normalde her suikastçı oyun başında Karemür alırım ama ilk defa unuttum garip bir şekilde. Dikkatsizliğime geldi. Etten de nasıl takım yok yazmış. Yani karşı takım pickleri çok güçlüydü ama karakterleri tam hakim değillerdi bence. O yüzden böyle oldu. Oyunun en başında dediğim gibi psikolojik olarak en başta kaybetmemeye çalışın. Karşıdaki şampiyonlar çok güçlü olabilir, kantınız olabilir. Kendi şampiyonunuzun potansiyelini bildiğiniz için sıkıntı olmaz bence. Beni tutar. Kaçamadım. Tutma ya. Bak olmaz ki böyle. Aldım. Gerçekten mi? Hadi öl. Ya var ya, hançeri alsam Ramus ölecekti, üstünden atlayacaktım sonra. Az önceki saniye uzaktan baktığımız zaman Riven'ı atlasam çok rahat 2'dekim vardı. Ben gidip Ramus'u atladım keserim diye ama olmadı. Sağlık olsun diyelim. Şimdi üçüncü olarak aktın sonuna gidecektim. Karşı takım su verdi. Ne kadar garip maçtı ya. Geçen maçtan sonra bir maç daha girdim. Bu sefer karşımda Zed var ama ürünlerden yanlışlıkla bir direnci aldım. Lane'de birazcık zorluk yaşayabiliriz. Bu sefer de başlangıç olarak Karamür aldım. Geçen maç Doran Kalkanı başlamıştım. AG spawnemeyi düşünüyorum ve full AP kasacağım. Karşım picklerini de ben size göstereyim. Voli Nunu var. Nunu AP kasar. Zaten diğerleri de kırılgan. Karşıda birden çok tank olsaydı ihtişamlı olarak Vaderan düşünecektim de şu anda aklımda füze kemer var. Hem atılmam kolay olur. Karşı takımı da yakalarım direkt. Ürünlerden de elektrik ver aldığım için 3 tevelde birazcık Zed'le kapışmayı düşünüyorum ama uzun süre kapışmayacağız. Şuraya zıplayabilirim. Bir kere vurayım. Tamam, geriye çıkalım. Yoksa minyonlar bana vuracak. Bu maçta AP kasacağım demiştim. O yüzden de ilk olarak Q'yetenimizi geliştireceğiz. Hani gerekseri aim'i geliştirmeyeceğim. Bir kere vuralım. Çok güzel. Flash'ını aldım. Benim için yeterli. Zed base'e gitmezlik yaparsa birazdan büyük ihtimalle bana ölecek. Öldü. Bu kadar basit tutuşturunu da aldım. Hani gitmesi gerekiyordu ya. Tecrübe etmiştir artık. Eyvah, Nunu geliyor. Ne güzel kaçtın değil mi? Flash'ını da aldık. Hemen base'e gidip geldim. Biraz dikkatli olmam gerekiyor çünkü flash'ımı kullandım. Yani gank yersem sıkıntı olur. O yüzden sürekli küçük haritaya bakıyorum. Üstüne atlamak istiyorum ya. Bir de Q atayım şöyle. Ründe patladı. Bence çok güzel hasar çıkardım. Elektrik ve AP katini sırf bu yüzden seviyorum ya. Uzun süre kapışmamıza gerek kalmıyor. Ölmek istemiyorum. Yok mu minyon? Böyle birazcık vursan. Dedin üstüne atlayıp Q atacaktım. Olmadı ya. Nunu'nun şansı varmış. Şu anda yaptığım aşırı riskli. Acaba kesebilir miyim? EW yapsam alırım da bana vurursa ölebilirim ya. Tamam, çok güzel oldu. Yani tutuştur attı, ölmedim. Ama bir kere vursa gitmiştim. Bunları aldıktan sonra gideyim artık. Hızlı bir şekilde base'e gidip geldim. Füze kemerinin alt eşyalarını aldım. Niye böyle de aldın? Buradan da bir kaçayım. Boş boşuna ultisini attı. Birazdan pişman olacak. Kaçma özelde kalmadı şu anda. Acaba şu anda W'su var mı? Şöyle bir dalsam ne olur? Tamam, flash'ını aldık. Bayağı iyi oldu. Şöyle göstereyim. Eğer ki şu anda Zed base'e gittiyse buradaki minyonları da kaçıracak. Yani illa kesmemiz de gerek kalmıyor. 8 level oldum. 6 levelde kaldı. Buradan bir tane yük alayım. Bedavadan altını kasmış oldum. Hala onun arkamda. Ben bir dalayım şuna. Hadi Nocturne, yapalım bir şeyler. Tamam, bunu da flash'ını aldık. Ölmeyeyim de şimdi, dönmesin bir anda ya. Aldık mı bunu? Aldık galiba. Çok güzel, bir de ben aldım bedava ki. Şimdi sonunda füze kemeri de bitirdim. Artık atılma özelliğim var. Benden hiçbir şekilde kaçamayacaklar. Oyun başında da Karemür aldığım için hemen 6 yük olmuş. Yani şu anda bana bedava da yetenek gücü kazandırıyor. Ben yakınım. Devam et, devam et. Geldim, geldim. Geldim. Flaşı yok zaten. Bu mu yani? Şuradan bir çıkmak lazım. Aldım. Flaşı yoktu. Çok iyi oldu. Bizim adam da ölmedi. Zed dönerse alırım. Büyük ihtimalle dönmeyecek. Q atalım. Gidelim yanına. Kesmemiz gerekiyor ya. Aim'i kullanmak istemiyorum. Direkt şimdi şöyle Q'ya yapacağım. Hançere atladım, kestim. 5-0 oldum. Maç bitecek galiba. Hemen şunları da alalım şöyle. Güzel. Onları da kaçınmadım.
Bedende bir tane yük alalım. Sonra base'e gidip silah sapuçları alayım. Bu kadar kasmışken de artık sürekli midde durmak istemiyorum. Zaten Kater'in mantığı roam atmak. Yine bunun ya. Şuraya bir zıplarsam. Bak artık bana gelme ama böyle. Yani değdi mi şu an gelmene? Alırız bunu da. Hadi. Bu kasar çıkaramadım. Bence aldım şu anda. Alamadım. Buraları yemeyeyim. Çok güzel kaçtı ya. Yani Q'ye yapacaktım. Bir anda ulti bastı. Fail ettirdi beni. Böyle bir şey yapacağını beklemiyordum. Daha fazla zorlamadan base'e gidip Nashor bitirip de geldim. Artık normal saldırım ultim çok daha fazla vuracak. Şimdi bak takımcı dolaşabiliriz. Alt tarafta onu var. Yok oldu. Bende kalması da sıkıntı yok. Önemli olan karşı takım ölsün. Evet geldik. Kaçmasaydın keşke. Ultiye gerek var mıydı? Bunu da ben alayım hadi. Herkes bir anda ultisini attı ya. Çok gereksizdi bence. Şimdi bilerek de buradaki çalıya pustum. Onu büyük ihtimalle alacağız. Ne yapıyorsun sen burada? Hiç beni düşünemedi bak. Dedi de bayağıdır görmüyordum. Dalsak mı ki gaza gap? Yok dalmayalım hadi. Sonra pişman falan eder bir de kararımı almış. Noktun gel kaçalım. Biraz sinirlenmiş sanki ya. Ultim gelmesin 10 saniye var. Kaçmak daha mantıklı. Bir dakika ben buraya giremem ki. Yok oğlum. Derken tek başıma bu oraya dalmayı düşünmüyorum. Çünkü bayağı güçlüymüş. Orada birazcık ciddi almadım. Pişman etti beni. Nasıl eridi bu adam ya? Hiçbir şey anlamadım. Almasak daha iyi değil miydi? O tam araya getirmem mantıksız oldu gibi. Öldü ama ya. Bu kadar hasar beklemiyordum. Hadi baron alalım. Fark etmişsinizdir ben burada birazcık tepkisiz kaldım. Yani ne olduğunu anlamadım. Daha erken dalsaydım belki fight hemen biterdi. Tasarımı tam güvenemedim. Sandra geliyor. Ne yapacağız? Öldüm. Hayır hayır baron vurmasın. Kaçmamız lazım ya. Nocturne öldü galiba. Üzüldüm adama. Hemen base'e gidip pişik DNA aldım. Şu bully'i kesmemiz lazım. Hadi Pantheon. Bak tutuştur attım. Uzun süre kapışmak istemiyorum. Aldık mı? Nocturne aldı onu bence. Çok güzel. 1000 gold verdi. Pardon 500 gold verdi. Bunu da alalım mı? Çok iyi oldu. Bizim takım toplansın da volley yokken şu baron direkt alalım ya. Dilution gelsin yardımcı olsun. Bu sefer canlarımız full olduğu için aslında ikimiz de alabiliriz. Zaten diğerleri de gelemiyor. Midde sette kapışıyorlarmış. Baron güçlenmesi varken aslında kuleyi açabiliriz ya. Kalsam mı ki? Dalmayalım. Çıkalım hadi. Böyle bunları bir keseyim ben. Tamam bunu da aldık. Bu yüzden AP Katen'i seviyorum ya. Adisine göre çok daha hızlı oynuyorum bence. Anlık hasarı fazla olduğu için de böyle yok oluyorlar. Daha fazla uzatmadan da bence artık oyunu bitirelim. Hemen ne kadar vurduğumuzu da bakalım. Büyük ihtimalle 40k vurmuşum diyecektim. 36.5k yakın hasar vurmuşum. İki maçta size AD ve AP Katen'in gücünü göstermeye çalıştım. Bana göre nasıl keyif oluyorsanız o şekilde oynamaya çalışın. Son olarak da eğer video hoşunuza gittiyse ve bana destek olmak isterseniz de alttan videoya beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.